Evet, aynen devam ediyoruz. Şu anda savaşta savunmayı göreceğiz. Savaşta savunmak da saldırmak kadar önemli bir kavramdır. Gerekli zamanda savunur, gerekli zamanda saldırır ve düşmanı ancak o şekilde yenersiniz. Burada geri çekilme, savunma ve geri püskürtme tekniklerini göstereceğim. Biraz yine basit bir şekilde anlatacağım. Yine anlaşılır. Yine çok ileri düzey teknikler göstermeden. Öncelikle bakın burada nehirler görüyorsunuz. Bu nehirler savunmak için mükemmel yerlerdir. Nehrin arkasına doğru bir fallback hattı çizersiniz. Ufak bir ekleme yapayım. Tıpkı nehirlerde kurulabileceğiniz gibi dağlarda da kurulabilirsiniz. Nehirlerin arkasında dağların üstünde olmanız genellikle iyidir. Bunu birazcık şöyle düşünün. Dağın tepesindeki adamın mı kafadan bir vuruş yapma ihtimali daha yüksek, yerdeki adamın mı dağın tepesindeki adamı vurma ihtimali daha yüksek gibi düşünün. Dağlar iyidir. Dağcı birlikte de kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında bunu da eklemiş olmak istedim. Tabii bir de şeyi de unutmamak gerekiyor yani. Dağın tepesindeki adama diğer adamın ulaşması için tırmanması gerekiyor. Ve yani anlayacağınız üzere büyük bir dezavantaj. Bu çizdiğiniz hatta olabildiğince şehir barındırmaya dikkat edin. Sadece bir şehri açıkta bıraktım. Bakın tamamen nehrin arkasına saklandım. Hatta şöyle ufak bir değişiklik de yapayım da nehrin arkasıyla nehrin arkası olmayan yer arasındaki farkı hep beraber görelim. Şöyle geçsem direkt geçmiyor mu? Şu, bir dakika. Tamam. En fazla bu şekilde yapabilirim. Evet. Şu şekilde yerleşsin birlikler. Hemen izleyelim. Oraya duvar yapalım. Bakın şurada duvarımız varmış. Bu West Wall Fox'u ile alakalı. Şundan duvar zaten. Şuralarda birer tane duvar ekleyelim hemen. Ben orada bulunmadığım sürece, Shift'e basıp tıklıyorum şunları hemen. Ben orada bulunmadığım sürece zaten Fransa duvarlardan dümdüz geçecek. Bu zaten beklediğimiz bir şey. Şimdi 3 birim yapalım yine. Daha demin de olduğu gibi. Tek bir parça yapmayalım. O da Bitburg olsun. Bitburg'daki farkı da hep beraber görelim. Bakalım ne kadar fark ediyor. Birliklerimiz hazırlandı. Birliklerimizi bağımsız hale getiriyorum. Ve son geri çekilmenin ardından duvarlara bakıyorum. Duvarların hemen inşa edilmesini halledelim. Duvarlar cidden işe yarıyor. Bu duvarları fokusla da yapabiliyorsunuz. Daha demin dedim West Wall dedim. West Wall şu fokus. Bu ardından Ost Wall ve Atlantic Wall olarak da ilerliyor. Bu size fazladan işte duvar dikmeniz gibi şeyler veriyor. Benzer şeyler Sovyet'te de var. Sovyet'te de Improved Stalin Line diye bir şey var. Evet şurada. Bu bir duvar hattı çekiyor aşağı yukarı şu hizada. Veya buradaki nerede bakalım nerede o? Defense of Moscow. Bu da Moskova'nın etrafına duvarlarla çevriliyor. Ciddi miktarda duvarla çevriliyor. 28 adet duvar ekliyor Moskova'nın çevresine. Bu şekilde uzun bir süre savunma yapabiliyorsunuz. Şimdi fokusları bir kenara bırakalım. İnşaatımız bitmiş mi? Tamam, burayı hızlandırarak izleyeceğiz sizinle beraber. Bu da fortları yapmamızı hızlandıran bir adam da var. Onu da ekliyorum. Bu da yine bana fokusla geldi. Bu arada fortları kaldırmakla da alakalı bir şey var. Onu da hazırken göstereyim. Dismantled Czechoslovakian Forts bölümü var. Bu Çekoslovakya'nın fortlarını kaldırıyor. 180 gün için 3 tane sivil fabrikayı kilitleyerek. Ve buradaki fortların levellerini 1'e ayarlıyor. Bana da bir Nation Split kazandırarak yani bana bir etken kazandırarak %20 Land Fort ve Coastal Fort inşa hızı veriyor. Evet, fortlarımız bitmiş.
Şimdi savaşı ilan ediyorum. Fransa da bana böylece savaş açıyor. Şimdi bakın. Fransız birliklerin içime yürümesini bekleyelim. Gerçek hayatta da bu arada Polonya kapitüle olmadan saldırmadı Fransa'ya. Yani çok ufak bir girişimde de oluyor. Ama ilk saldırından Fransızlar oluyor Majino hattında. Eğer Polonya devrilmeden önce yani bu Polonya tamamen devrilene kadar eğer Fransa koşturmuş olsaydı bu arada muhtemelen savaşı kazanacaktı. Çünkü ordunun çok büyük bir kısmı doğudaydı. Fransa'nın artı %50 savunma üzerinde odaklanma gibi bir özelliği olduğu için saldırmamakta ısrarcı. Ben de Maginot'un etrafından dolaşmayı devreye aldım. Belki bu onu birazcık olsun ikna eder diye düşünüyorum. Ama pek ikna edebilmiş gibi görünmüyor. Başarısız bir savaş yürüttüğümü düşünebilirsiniz ama aslında bildiğiniz şu anda ben sadece Fransa'nın saldırmasını bekliyorum ve hiçbir şeye genel olarak dikkat etmiyorum. Evet, sonunda Fransa'nın saldırmaya başladığını görüyorsunuz. Bakın. Savunabiliyorum. Bakın. Savunabildiğim miktara bakın. Bunu özellikle göstereceğim. 5 tane piyade, 2 tank, 1 araba, 1 tane de ağır zırhlı tank, 3 tane daha piyade, 4 tane daha tank birliği, bir araba ve bir piyadeye karşı kazanamıyor. Yeşil. Evet 20 olabilir ama yeşil. Bakın şurada ilerleme yapmışlar. Hiçbir zorlukla karşılaşmadan. İttiremiyorlar. Başaramıyorlar. Çünkü nehir kesiyor. Ve benim birliklerim çok iyi bir şekilde planlı. Nehirden geçmelerine izin vermiyor. Bir hayal edin yani savaş alanındasınız. Nehirden koşarak rakibe ilerleyeceksiniz. O yavaşlıkta karşı taraf ateş ediyor. Yani ne kadar büyük bir zorluk. Şimdi bakalım ilerlemeye devam edecekler mi? Böylece şeyi göreceğiz. Nehir olmayan yere saldırıyı ve duvar olmayan yere saldırıyı göreceğiz. Bakın kazanmaya devam ediyorum. 48, 49, 51, 52, 53, 54. Artmaya devam ediyor rakam. Bakın kırmızıya bir kere bile değişmiyor. Sarı. Maksimum sarı. Bu Fransa'nın güçsüzlüğü olarak görebilirsiniz ama şu rakam farkı çok şey anlatıyor. Şu rakamdaki inanılmaz farka bakın yani. Ah şimdi kırmızı oldu. Yine 30 gün tutabileceğini söylüyor komutan ve yine düzeltti. Asıl ben şuradaki ilerlemeyi yapmalarını istiyorum. Hollanda'da ben aynı şeyle karşılaşıyorum burada. Hollanda'da büyük miktarda nehirden oluşuyor. Zorlu bir coğrafyası var. Ormanlık alanlar da çok şey değiştiriyor. İşte ormanın farkı var, dağın farkı var. Bakın, bakalım mesela. Hızları eksi %50 daha %70 daha fazla attrition yiyorlar daha fazla nasıl desem yıpranıyorlar. Saldırıları eksi %40. Burada işte farklı özellikler ne bileyim bakayım dağlar Alp dağlarına bakalım şurada. Alp dağlarına bakalım. Attrition %40. Düşman havası üstünlüğü eksi yani hava desteği eksi %10 gibi gibi. Kış olan yerlerde de tabii ki de farklı durumlar var. Kış konusunu hepimiz biliyoruz zaten. Dur bakayım. Şu an kışta değiliz gerçi. Kar yağan bir yer var mı? Grönland muhtemelen
Kıştadır. Yok, kış sayılmıyormuş. Kış olduğunda da kışın farkını görebileceğiz. Kış gerçekten yıpratıyor askerleri ve ciddiye alınması gereken bir şey diyerek hepimizin bildiği aşırı muhabbeti dönen ve artık hepimizin bıktığı konuya bir gönderme yapmış olalım. Ufak bir ekleme de yapayım noktada. Orman, çöl veya kış şartlarıyla alakalı komutanlara madalyalar verip bunda daha avantajlı hale getirebiliyorsunuz. Yani daha az etkilenir hale getirebiliyorsunuz. Bir de özel güçler adı altında bir birlik var. Onlar da daha dirençli oluyor bu şartlara karşı. Sovyetler kış yüzünden kazandı muhabbeti gerçekten of inanılmaz ya. Hani tamam kış etken de o kadar çok etken var ki. O kadar çok etken var ki. Yani kış karşısında da yapılabilecek şeyler var. Çok garip. Her şey çok garip. Fransa'da başarısız hareketlerine devam ediyor. Churchill mi konuşuyor arkadaşlar? Aa, sonunda benim savunmamı kırmayı başarıyorlar bakın. Bu noktada hemen inanılmaz bir hamle yapacağım. Hazır mısınız? Last Stand diye bir özellik var. Bunu kullanabilmek için daha fazla güce ihtiyacım varmış. Patladık. Şeyim yok. Şimdi burada çok zor duruma girersek ve şey gelirse Last Stand için yeterli command power gelirse bunu kullanarak Last Stand'in de yaratacağı farkı göreceğiz hep beraber. O Churchill o klasik konuşmasını yapıyor size şey kendisinden önce dendiği gibi işte size kandan göz yaşından ve eziyetten daha fazlasını sunamayacağım tarzı o tarz bir şeydi. Tam detayını hatırlamıyorum. Bakın şimdi kaybediyorum ben orayı. Last Stand'i kullanıyorum. Bakın. Bu da organizasyonunu kaybeden birlik bu arada geri çekiliyor. Çok fazla zarar gören birlik geri çekiliyor. Takviyeleri alıyor. Sonra tekrar geri geliyor. Geri çekilen birliklere ayrıca ekstra herhangi bir komut da veremiyorsunuz. Bilinen en iyi savunma savaşını bu arada Sovyetler vermiştir. Sovyetler özellikle bu Leningrad kuşatmasında neredeyse 3 yıl kadar sanırım dayanıyor olmaları lazım. Tam da rakam hatırlamıyorum. Şuradaki gölün donmasını bekliyorlar supply getirebilmek için oradaki köye. İnanılmaz bir direniş gerçekleşiyor. Stalingrad'da da keza benzer şekilde. Ha bu arada şurası kaybetmek üzere. Oraya bakalım. Ha birlik şeyini organizasyonu topladı geri geldi. Stalingrad'da da benzer bir konu oluyor. Zaten Sovyetlerin direnişini bu Stalingrad'daki nehir belirliyor. Şu nehri koruyorlar. Hatta Sovyetler'de faşist bir propaganda yapılmak zorunda kalıyor. Sovyetler'de bayağı bildiğiniz şöyle afişler asılıyor. Stalingrad'ın arkasında başka anavatan yoktur şeklinde. Bayağı sert. Hele ki böyle yani Motherland kafalarından gitmeden Sovyetlerin gerçekten şey vatanseverlik falan aşılamak zorunda kaldıkları bir an. Gerçek hayatta savunma zaten apayrı bir şey. Gerçek hayatta insanları savunmaya ikna etmek acayip bir şey. Çünkü düşünsene Stalingrad'a kadar dayanmış ya Almanya yani. Şöyle bir hizaya gelmiş Almanya. Korkunç. Buradaki birlikler ölüyor bu arada artık. Burada hani şeyi kalmıyor, insan kalmıyor. Direkt yok oluyorlar finalde zaten. Ama tabii tamamen yok olmuyorlar. Yani şey, geri çekilecek kadar kayıp veriyorlar vesaire vesaire. Oldu. Şu kamyonu engelleyeceğim artık. Bir geri çekilme. Ha bakın bayrak siyah bir şekilde geri çekiliyor. Fransa ilerlemeyi hala düşünmüyor. Ne olur geri çekilin. Ne olur geri çekilin de bir görelim. Şey normal karada nasıl savunuluyor. Tamam. Tamam güzel.
Bir dakika, bu yine ikinci birimin olduğu. Hayda, oraya girmeyeydiniz iyiydi. Saldırma emri de veremiyorum savunuyor olduğum için. Ah, dur bakayım, ilerliyorlar. Fransa sonunda ilerleme kararı verdi. Şimdi bakın. Buradaki dört birliğin savunmasını izleyelim. Farkındaysanız burası fortlara sahip ancak nehrin önünde olan bir bölge. Şimdi iyi savunuyor gibiyim ama buradaki birliklerin az olması ile alakalı bu. Fransa aşağıdan koşmaya başladı, hayda. Burada organizasyonu olmayan bir birliğin savunmasını görüyorsunuz. Bakın birebir neredeyse kaybedecek. Şimdi bakın buradaki 4 birlik. Dur bakalım. Aradaki farka bakın. 4 birlik 44 ile savunuyor. 1 birlik 68 ile savunuyor. Evet, arada saldıranların büyük bir farkı var. Neredeyse yarı yarıya düşünün. Yarı yarıya bir saldırgan farkı olduğu halde 4'te 1'lik adam aynı şeyi sağlıyor. Yani 2 kat, 2 kat kocaman bir fark. Zaten saldıracağınız zaman birlikler hep şey der size, işte büyük bir nehir geçiyor. %10 daha başarısız olacağız der komutan. İşte bakın, ha bakın bu komutan diyor mesela Large Rival Crossing eksi %10 diyor. Danimarka için konuşuyor tabi burada. Şurada bakın şu Kiel kanalı için diyor. Şimdi Belçika'ya saldırmayacağım. Onun yerine size püskürtmeyi görmemiz lazım. Hemen kendime yeni bir savunma hattı kurmalıyım. Savunma hattım bir yine nehri takip etmeli olabildiğince. Hatta bunu biraz daha abartarak size gerçekten etkisini göstermek istiyorum. Heh, Fransız birlikleri direkt olarak koşmaya başladı. Koşun. Hadi bakalım. Stuttgart'ı aldılar. İlerliyorlar. Fransa içime ilerlemeye devam ediyor. Bu taktiği özellikle Çekoslovakya üzerinde kullanarak yaklaşık 1937 civarında Fransa'yı devirebilen tanıdıklarım var bu arada. Ben daha önce denemedim sadece. Yani muhtemelen ben de başarabilirim. Bakın şimdi burada şöyle bir avantajı kullanacağım. Bu adamlar cepheye farkındaysanız 1, 3, 1, 1, 2 gibi askerler yiyor. Komik rakamlar. Bana bakın 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3 ne kadar daha fazla birliğim var. Gördünüz değil mi? Fransa ilerlemeyi ufaktan ya azalttı. Ben şimdi hemen Fransa'ya cephe alıyorum. Hızlı bir şekilde. Hele ki kol teritoride fazladan hasar kazandıran komutanınız varsa bu çok daha iyi olacak. Çünkü buralar kol topraklarınız. Hemen hızlı bir şekilde yerleşiyorum. Bakın Fransa burada zaten bozuk altyapıları kullanıyor. Bozuk hava üslerini kullanıyor. Özellikle Sovyetlerde zaten bu taktiği göreceksiniz. Sovyetler kışa doğru kaçıyor. Moskova civarındaki sert kışa doğru kaçıyor. Stalingrad civarındaki sert kışa doğru kaçıyor. Ve altyapıları bozuyor. Sovyet'te öyle bir özellik var. Altyapıları kırıyorlar. Şuradaki altyapıları bozuyorlar. Şuradaki altyapıları bozuyorlar. Başkentten supply gelebilmesi için altyapılar yetersiz kalıyor. Tamir edilmesi gerekiyor vesaire vesaire. Sovyetler büyük bir hasar vermiş oluyor bu konuda. Bakın yerleştim. İttirme emri veriyorum. Başlayalım. Şuna bakın.
Her yer yeşil. Eğer Alsace-Lorraine'den direkt olarak girmeye çalışmış olsaydım, Alsace-Lorraine'i ittiremeyecektim. Ama burada inanılmaz bir yeşilliği görüyorsunuz ya. Bakın, arada bir boşluk buldum. Birlikler toplanamadı vesaire vesaire. Koşuyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Beni yakalayamıyorlar. Zaten tabiri caizse ışınlanan bir tank kullandığım için. Hadi bakalım. Biraz birlikte karşılaştık. Ha dur, adamlar geri çekiliyormuş. Adamlar da başka yere giderken denk gelmişiz sadece. Zaten mümkünse bunu birden fazla birlikte yapmanız daha iyi olacaktır. Hadi bakalım. Bakın, şurası paket, burası paket. Gördünüz mü? Bütün birlikler paket atılıyor. Bütün birliklere paket atılıyor ya. Ve Paris'e girdim az önce, Fall of Paris, gördüğünüz üzere, daha demin gösteremedim size. Ve Fransa kapitüle oldu. Tak. Bakın, Alsace-Lorraine'den gelmeye çalışmış olsaydım, hatta direkt olarak onu da görelim. Direkt olarak onu da görelim. Alsace-Lorraine'den gelmiş olmaya çalışsaydım ne kadar başarılı olacaktım. İzliyoruz. Aynı birlikleri kullanacağım. Birebir aynı birlikleri kullanacağım. Hadi bakalım. Bir kere komutanım ne diyor bakalım. Diyor ki, fordlanmış eksi 150 diyor. Büyük bir nehir kesiyor, %10 diyor. Ardından askerler hala hazırlanıyor, %20 diyor. Ama düşman zayıf diyor, %80 avantajdayız diyor. Bakın şimdi. Dar alandaki savunma farkını göstereceğim size. Zaten ilk videolardan bahsetmiştik. Dar alanda olduğu için İsveç'i ittirememiştik. Dar alanda etrafını çevreleyemediğimiz için İsveç'in, ona karşı kazanamamıştık. Division'lar hazırlanmış mı? Hemen bakalım. Evet, hazırlanmışlar. Polonya'ya savaş ilan ediyorum. Tak. İttiremiyorum. Başaramıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Bunun da var ya, hani uzun uzun uğraşmam lazım. Bir tane fort kırılacak. Aradan boşluk bulmaya çalışacağım. Her yerde adamlar çıkacak. Zaten adamlar daracık bir alanda kolayca savunacak. Askerleri yönetmesi kolay olacak vesaire vesaire. Mümkün değil. Dar alanlardan savaşmaya çalışmayın. Bakın, savunma yapmak istiyorsanız tek bir yerden kuşatılıyor, tek bir yerden saldırıyor olması lazım karşı tarafın. Ben adamlara tek bir yerden saldırıyorum. Gördünüz mü? Tek bir yerden saldırıyorum. Aa, burada bir tane iki açıdan saldırdığım yer var. Saldırı taktikleri her zaman etrafından dolaşıp düşmanın fazla yerinden aynı anda saldırmaya dayalı. Daha demin geri çekilip bir anda püskürtmemin sebebi, o kadar geri çekildim ki Fransa'nın birlikleri artık supply'larda kötü durumdalar, organize olmaya çalışıyorlar, çevreyi tanımıyorlar, yetersiz birlikleri var. Bense onların üstüne bir anda ittirdim, kendi has ve has toprağımda ittirdim, koşturdum, ardından aradaki boşluklardan hızlıca ilerlemeye başladım. Ama burada öyle bir şey yapamıyorum, çok dar. Öyle hamleler yapabileceğim boşlukları bulma şansım çok düşük. Aynı anda birden fazla yerden kuşatamıyorum. Paket atamıyorum ya. Bir yerden yarıp paket atamıyorum adamlara. Savunma prensipleriyle saldırı prensiplerini bu yüzden iyi bilmeniz lazım. Durum bu şekilde. Savunmak böyle bir şey. Sovyetlerde dediğim gibi ona özel eventleri var. İşte endüstriyi Ural dağlarına taşıyorsunuz gibi gibi. Bu videoyu muhtemelen 150 kere falan kırpmam gerekecek. Fransa o kadar uzun süre saldırmadı ki. Evet. Savunmak önemli bir konu. Dediğim gibi bilmemiz her zaman iyi olacaktır. Hava üstünlüğü falan da bu arada önemli. İşte anti-air kurmak da önemli. Şehirlerin bombalanmasını önlemek için. Kendi bölgende de hava üstünlüğü elde etmek önemli. Çünkü bakın, şuralar bombalanmış. Doğu Almanya'yı bombalamışlar. Ben buna sivil fabrika harcıyorum tamir etmek için. Evet, bu şekilde. Farkındaysanız 5x'teyiz, hala ittirmeye çalışıyoruz. Hala hiçbir başarı gösteremiyoruz.
Duvarlara zarar veriyoruz. Öyle bir avantaj var. Bakalım hiç zarar verdiğimiz bir duvar var mı? Aha. Bir tane hasar vermişiz. Ama bu kadar. Olmuyor. Olay orada. Hadi bakalım. Sıradaki videoya geçiyoruz.